Merhaba, ben Ufuk, kanalıma hoş geldiniz. Yeni dövme yaptırdım. Nasıl olmuş? Çiçekli böcekli dövme yaptırdım. Dedim ki neden olmasın? Bu arada son birkaç haftadır kayıptım. Bilmem, belki fark etmişsinizdir beni takip eden varsa. Çünkü beni çok fazla darladınız. Bana çok fazla büyü videosu, ritüel videosu, fal videosu, büyü videosu dediniz. Ve ben de çok sıkıldım bu durumdan. Ondan sonra ben dedim böyle bir insan değilim. Ama şöyle bir karar aldım sonra. Madem halk bunu istiyor, neden halka istediğini vermeyeyim ki dedim. O yüzden en yakın zamanda bir büyü videosu çekiyorum. Ve bu büyü videosunun hangi büyü olması konusunda sizin karar vermenizi istiyorum. O yüzden yorumlarda buluşmak dileğiyle yorumlara yazabilirsiniz. Ne büyüsü istediğinizi. Ben az çok tahmin edebiliyorum aslında. Kesin aşk büyüsü isteyeceksiniz. Ve bu hafta kendimden ödün vererek bir değişiklik daha yaptım. Geçtiğimiz hafta 5 kişiye tarot falı baktım. Tabii belli şartlar altında. siz de beni Instagram'dan takip ederseniz siz de belki bu fırsatı yakalayabilirsiniz. Çünkü story'e attım. İlk 5 kişiye mesaj atan 5 kişiye fal bakacağım dedim, tarot falı. 5 soru 20 lira şeklinde. Ondan sonra zaten bayağı bir mesaj geldi ve birkaç dakika sonra story'yi sildim. Hani takip ederseniz belki siz de yakalayabilirsiniz, baktırmak istiyorsanız. Ama her zaman yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü biliyorsunuz falcıları çok salladım. O konuma düşmek istemiyorum. Fal baktığım insanlara da görüntülü arayıp hani konuşuyoruz. Neden fal baktığımı ve falın ne şekilde baktığımı da zaten anlattım. Neyse, uzatmaya gerek yok. Muhabbeti sonra yaparız. Şimdi size bugün astral seyahatin ne olduğunu ve astral basit tekniklerle astral seyahat teknikleri vereceğim. Biliyorsunuz parapsikolojiyle çok yakından ilgiliyim. Witchcraft'la, Wiccanlık'la, ezoterizmle ve okültizmle de aynı zamanda ilgiliyim. Ama astral seyahat parapsikolojinin en gizemli kollarından birisi. Bunun nedeni ise aslında ruhumuzla alakalı olması ve astral seyahate çıkmış olan kişilerin hep aynı deneyimleri yaşaması ve farklı insanların aynı deneyimleri aktarması, insanlara anlatması. O yüzden astral seyahat gerçekten bence de parapsikolojinin ve bu tür ruhsal deneyimlerin en gizemli olanı diye düşünüyorum. Herkes astral seyahat yapabilir mi? Hangi şekilde astral seyahat teknikleri uygularsak başarılı oluruz? Size bunları anlatacağım. Ve bu teknikleri uyguladıktan sonra astral seyahat yapmaya %60 daha fazla yaklaşacaksınız. Bunu çeşitli YouTube videolarından ya da farklı kitaplardan deneyimlemekten daha çok aslında biraz da kendi deneyimlerimi size anlatmak istiyorum. Çünkü kişisel deneyim çok önemli. Mesela farklı astral seyahat deneyimi yaşayan varsa onların da tecrübelerini dinlemek ya da yorumlarda okumak çok isterim. İlk olarak astral seyahat herkes yapabilir mi diye bir soru oluşacaktır mutlaka. Siz bilseniz de bilmeseniz de farkında olsanız da olmasanız da büyük ihtimal astral seyahat yaptınız. Farkında olmayan insanlara ben rüya gezgini diyorum. Çünkü astral seyahat yaptığını farkında olmayan insanlar genelde kendini rüyada zannediyorlar. Çünkü ben de ilk başta öyleydim ve bir süredir de bu devam ediyor. Bu lucid dream'le çok fazla karıştırılıyor. Lucid dream çok farklı bir şey. Rüyada olduğunun farkına varmak. Rüyadaymış gibi hissetmek ise çok farklı bir şey. O yüzden dediğim gibi birçoğumuz bilmeden astral seyahat yaptı ve bunu unuttu gitti. Belki de üstüne düşmedi. Zaten birçok insan da astral seyahat yaptığının farkında olup yine bunun üstünü kapatmaya çalışıyor. Çünkü bunun bir ruhsal bozukluk olduğunun düşüncesine girebiliyor. Ya da bunu kendi inanışına, dinine aykırı olarak görüp üstüne gitmiyor. Fakat Mevlana bile bununla ilgili bir söz söylemiş. Size hemen bunu aktarayım. Mesnevisinde şöyle demiş mesela Mevlana. Can atlarınızı eğer siz koyar, bu sır ölümün kardeşidir, sırrıdır. Ama gündüzün geri gelmesi için ayaklarını uzun bir bağla bağlar. Can boşlukta astar gibi gizlidir. Bedense yorgan altında döner durur. Sen bedensiz bir bedene sahipsin. Yani ne demek istediği çok açık. Bir bağdan bahsediyor
ve astral seyahatte gümüş kordon denilen bir terim vardır. Bu astral seyahate çıktığınızda sizin ve bedeniniz arasındaki kopmaması gereken bir bağ. Eğer bu bağ koparsa ruhla beden ilişkinizin kesileceğini ve ruhunuzun kaybolacağı söylenir. Ama buna inanmıyorum. Astral seyahat ilgili çok fazla söylenti dolaşıyor. Tabii bunlar genelde deneyimlememiş olan insanlar. Astral seyahat dinimize aykırı mıdır diye bir soru da gelecek. Buna %100 eminim. Çünkü arkadaşlar siz İslam'la kafayı bozmuşsunuz. Özür dilerim ama bunu söylemek zorundayım. Eğer inancınızın haricinde inancınızı sarsacak bir şey yaptığınızı düşünüyorsanız ve yaratıcının sizi böyle küçük nedenlerden dolayı yargılayacağını düşünüyorsanız ve yaratıcının hepimizi eşit olarak gördüğünü hala algılayamadıysanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Umarım cevabım yeterince açıklayıcı olmuştur. Size şimdi birkaç basit teknik vermek istiyorum. Sonrasında ise astral seyahat yaşayanların ne gibi deneyimler elde ettiğini aktarmak istiyorum. En azından kafanızda bir fikir oluşu ve korku varsa ki oluyor, olmuyor diye yalan söyler. Bu korkuyu biraz atar. Aslında astral seyahat yapmak için ekstra bir çaba sarf etmeye gerek yok. Çünkü genelde astral seyahat siz istemediğiniz bir zamanda meydana geliyor. Fakat bilinçli olarak astral seyahat yapmak istiyorum diyorsanız bunun için Budist rahipler ve ruhani inanca sahip olan rahip niteliğindeki insanlar farklı çalışmalar yaparmış. Bunun mesela insanlardan kendini soyutlama, kendini mağaraya ya da bir mekana, ıssız bir mekan kapayıp onlarca yıl meditasyon yapma gibi ağır işlemler uygulamışlar kendilerine. Ama artık biz milenyum çağındayız. Hatta ruhsal bir çağdayız. Artık ruhsal güçlerimizin kolayca farkına varabildiğimiz ve ruhsal güçlerimizi kolayca kullanabildiğimiz bir zamandayız. Bizim böyle şeyler yapmamıza gerek yok. Astral seyahat uygulamak için bilinçli olarak yapacağım diyorsanız eğer bir hafta 10 gün öncesinden bir hazırlık yapmanız gerekiyor. Örneğin bir hafta boyunca kırmızı et ya da beyaz et yememeye çalışın. Çünkü direkt topraktan çıkan besinleri yediğiniz zaman bu sizin enerjinizi, auranızı ve ruh bilincinizi çok fazla olumlu yönde etkileyebiliyor. Öncelikle bunu bilmeniz gerekir. Bu da bir dipnot olsun aslında. Bu yüzden besin en önemli özellik ve kesinlikle stresten uzak durmanız gerekiyor. Bu deneyimi gerçekleştirmek istiyorsanız kendinize hem bedenen ve kesinlikle ruhen hazırlamanız gerek. Kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Ruhun bedenden dışarı çıkmasından bahsediyoruz sonuç olarak. Bu verdiğim iki özellik eğer bunları zaten uygularsanız gerisi kolaylıkla gelecektir. Bu iki basit temayı yaptınız, iki basit öğeyi uyguladınız, et yemediniz, düzgün beslendiniz ve yemeden önce, yatmadan önce hiçbir şey yemiyorsunuz. Bir hafta gün stresten uzak duruyorsunuz ve her gece astral seyahate çıkmadan önce kendinize bir hafta 10 gün kadar şu telkini veriyorsunuz. Bedenim ve bilincim buna açık, astral seyahat yapmaya hazırım. Bedenim ve bilincim açık, astral seyahat yapmaya hazırım. Çok basit bir cümle. Bunu bilinçaltınıza kazıyacaksınız. Zamanı geldiğinde ise ayaklarınızı uzatıp ellerinizi, örnek göstereyim mi? Evet. Öylesi daha kolay olacak. Ayaklarınızı üst üste koymak ya da ellerinizi bağlamak sizin hem enerji akışınızı bozacak hem de ruhunuzun bedeninizden ayrılmasını biraz zorlaştıracak. O yüzden tamamen ölü pozisyonda yatmalısınız. Yattıktan sonra 7 saniye burundan nefes alıp 3 saniye ağızdan nefes veriyorsunuz. Bunu bir süre gerçekleştirin. Yaklaşık 1 dakika kadar, 2 dakika kadar ya da kendinizi hazır hissettiğinizde ve gözlerinizi kapatın. Aynı şekilde nefes alıp vermeye devam edin. 7 saniye burundan alın, 3 saniye ağızdan verin.
Zaten daha sonrasında nefes alışverişiniz normale dönecek. Gözlerinizi kapattığınızda kendinizi bir salın üzerindeymiş gibi hayal edin. Denizin üzerinde bir sal var, tekne var, küçük bir tekne ve siz bu salın üzerinde uzanıyorsunuz. Zaten bunu düşündüğünüz anda yavaş yavaş bedeninizin sallandığını hissedeceksiniz. Sanki böyle bir teknenin üstünde, bir salın üstündeymiş gibi bedeniniz bir sağa, bir sola gidecek. Başınız dönecek belki biraz. En son yavaş yavaş bir şeyin içine çekildiğini hissedeceksiniz. Sanki bir hortumun içindeymişsiniz gibi olacaksınız. Eğer bu andan sonra kulaklarınız çınlamaya başlıyorsa kendinizi rahat bırakın. Çünkü ruhunuz bedenden dışarı çıkmaya hazır demektir. Ruhunuzun ayaklarınızın ucundan, ayaklarınızdan fırlayıp gittiğini düşünün. Bir anda kendinizi bırakmanız gerekiyor. Ya da en kötü biçimde ruhunuzun yana devrildiğini ve sizi terk ettiğini, sizi bıraktığını hayal edin. Yani bunu bir anda yapmanız gerekiyor. Çünkü yavaş yavaş maalesef çıkmıyor. Bunu çok denedim. Kalbiniz çok fazla hızlı atıyor. Çok fazla heyecan yapabilirsiniz. Yani kulaklarınız çınlamaya başladığı andan itibaren kendinizi bırakmanız lazım. Ama bunu hırs olarak yapmayın. Yapacağım diye kendinizi koşullandırmayın. Dediğim gibi zaten bir hafta 10 gün öncesinden bir kendinizi hazırlamanız gerekiyor. İlk seferde yapamayabilirsiniz. Çok çok normal. İkinci seferde de yapamayabilirsiniz. Bu da çok normal. Hiçbir sorun yok. Sadece kendinizi zamanı bırakın. Siz bu teknikleri uyguladıktan sonra zaten siz vazgeçseniz bile emin olun bir şekilde o deneyim gerçekleşecektir. Çünkü vücudunuz artık hazır olacak buna. Eğer yaptınız olmadı, gözlerinizi kapatın. Yani gözlerinizi açmayın kendinize geldiğinizde. Bir süre derin derin yine burundan nefes alıp ağızdan 3 saniye şekilde nefes verin. Başınız çok dönecek ve başınız çok ağrıyacak çünkü. Kendinize biraz izin verin, kendinizi toparlayın, bedeninizi toparlayın. Daha sonra olmazsa deneyebilirsiniz dediğim gibi. Ama bu teknik sizi bu deneyimi yaşamanıza %60 daha fazla yakınlaştıracak. Peki astral seyahat deneyimi yaşayan insanlar ne diyor? Size bunu açıklayayım. Ne gibi bir deneyim yaşayacaksınız dışarı çıktığınız zaman? Astral seyahat yaptığınızda ilk zaten göreceğiniz kişi kendiniz olacak. Ve bu biraz garip ama size o anda garip gelmiyor aslında. Bu çok farklı, tuhaf bir şey. Astral seyahat yaptığınızda kesinlikle bedeninizden uzaklaşmamanız gerekiyor. Özellikle yeni deneyimliyorsanız, odada yapıyorsanız ki büyük ihtimalle odada yapacaksınız. Odanın çevresinden uzaklaşmayın. Bir sonraki deneyimlerinizde bir oda değiştirin. Ya da çok böyle hani kapıdan dışarı çıkmaya çalışın ki bunu bile yapamayacaksınız büyük ihtimal. Çünkü şöyle bir şey, ya onu nasıl anlatayım ki size? Hareket etmesi çok garip oluyor. Sanki bu havada süzülme olayı var ya filmlerde falan. Onun gibi ama çok garip bir his. Ben bunu nasıl anlatabilirim size? Süzülüyorsunuz ama çok ağır bir şekilde. Beyniniz sanki sizi bunu zorluyor hani. Buna zorlanıyor gibi yani. Yapmak için hareket etmekte zorlanıyor gibi. Hani yürümek istiyorsunuz ama ayaklarınız yok. Beni yakın çevrem falan arkadaşlarım izlediğinde deli diyecekler ya. Ama ben bu deneyimi yaşadığım için size gerçekten... Ya benim deneyim haricinde gerçekten astral deneyim yaşayan arkadaşlara da sorarsanız size aynı şeyi anlatacaklar. Bu kadar uzun uzun anlattığıma da bakmayın. Bu 3-5 saniyelik bir olay ve bu kadar bile uzun sürmüyor. Çünkü vücudunuz korkuya kapılıyor ve bir anda geri çekiliyor. Ve böyle bir şey de var. Dediğim gibi süzüleceksiniz. Zaten ruhunuz çok hareket etmekte zorlanacak. Dediğim gibi artık ruhsal deneyimleri yaşamak zor bir şey değil. Bazı şeylerin bilincinin farkındayız. Yaratıcımızın hepimizi eşit olarak gördüğünü, bizi hiçbir dinlere ayırmadığını ve ruhumuzun özel olduğunu, ruhumuzun aslında onun bir parçası olduğunun aslında artık farkındayız.
bunun bilincinde gelen şeyler var. Yani her şey bununla alakalı aslında. İslam'mış, Hristiyanlık'mış, Yahudilik'miş. Yaratıcı bizi böyle sınıflandırmaz. Ve dediğim gibi bu yok İslam'a aykırı mı, Hristiyanlığa aykırı mı, buna aykırı mı, buna aykırı mı, günah mı, cehenneme gider miyim? Bu tür sorular artık çok saçma. Lütfen sormayın. Lütfen sormayın. Yani size daha açık bir şekilde yaratıcının bize eşit olarak gördüğünü anlatamam. Bu da başka bir konu. Bu da başka bir video konusu. Uzun uzun anlatırım. Tabii ki isterseniz. Beni Instagram'dan takip edin. Hangi konuda ritüel, büyü istiyorsunuz? Yapacağım ya. Bozdum yeminimi yani. Yapacağım. Madem istiyorsunuz, bu konuyla ilgili video çekeceğim. Bunu yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı unutmayın tabii ki de. Ve haftada bir gün 5 kişiye fal bakmayı düşünüyorum. O yüzden bu story'mi paylaştığım story'leri kaçırmazsanız yakalayabilirsiniz. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize kucak dolusu sevgiler ve kutsal ruhlarınızı tek tek öpüyorum. Bye bye.